Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi olduğu sürece ülkenin birliği ve bütünlüğünden, üniter yapısından kimsenin endişe duymamasını istedi. Ülkenin temellerini atan kadroların CHP'yi de kurduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim köklerimizde ve genlerimizde Kuvayi Milliye vardır," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, üniter yapısından kimse endişe duymasın, onun garantisi bizim. Programı kapsamında sabah saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Adana Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen ve burada oda başkanlarından kentin sorunları hakkında bilgiler alan Kılıçdaroğlu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni de ziyaret etti. Birlik Başkanı Kazım Barış'ın sunumundan sonra kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, devletin asıl görevinin esnaf ve sanatkarı yok etmek değil, yaşatmak olduğunu vurguladı. Esnaf ve sanatkarı yok etmek değil, yaşatmaktır devletin asıl görevi. Sosyal devlet dediğimiz devletin temel görevlerinden birisi de budur. Bir dönem sanayi merkezi olan Adana'nın işsizliğin merkezi haline geldiğini de iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de en yüksek işsizliğin bu kentte yaşandığını iddia ederken Adana'nın 10 yıl öncesine göre geriye gittiğini ileri sürdü. Adana yeşil kartta 4. Türkiye 4.sü. İşsizlikte 1. Yeşil kartta 4. 10 yılda Adana ileriye mi gitti, geriye mi gitti? Adana geriye gidiyor. Anayasada değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerden birisinin Türkiye'nin sosyal devlet hükmü olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onun için biz anayasa değişikliklerinde ilk 4 madde bizim kırmızı çizgimizdir diyoruz. Bu sosyal devleti korumak içindir. Kimse bu ülkede ezilmemeli, öteki olarak görülmemeli. Kimliğimiz, inancımız, rengimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu ülkede barış içinde yaşamalıyız," şeklinde konuştu. Kimse ezilmemeli bu ülkede. Kimse kendisini öteki olarak görmemeli. Bu ülkede hepimiz barış içinde yaşamalıyız. Kimliğimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, rengimiz ne olursa olsun, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, bu ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamalıyız.